dervişlerin giydikleri üst giysisi. Hırka. Pat. Dinleriz. Fındık. Fındık. Gayet güzel. Şaka yaptım Haset. Suç unsuru. Suç unsuru 700 puan değerinde. Sansürleme. Oldu bitti. 800 puan daha kalktı kasaya. Alkışlar Fadime Arbuç'un. Biraz önce de bahsettiler efendim, kendisi hekimdir. Güzel sonuçlar almıştık tur finalinde. Kendimizi tur finali nereden çıktı? Demek ki bak Allah söyledi. Bu iş tur finaline kadar ilerleyecek. Onu istiyorum içten de onu söyleyiverdim. Gün şampiyonluğunda efendim güzel sonuçlar almıştı. Böyle ümitsiz, sessiz sedasız başlamıştı. Bir anda şahlanmıştı. Şans oldu. Şans. Evet. Bir tek şans var. Çıtayı yükseltemiyorum. Bilmiyorum artık. Zorlu bir gündü. Güzel sıyrılmıştınız işin içerisinden. Bir yenisi sırada diyorum. Evet. Ama ilk sırada yer aldığınız için de azıcık risk alın. Onu istiyorum Fadime Hanım. Tamam. Tamam, şampiyonlarla birlikteyiz. Kuvvetli puanlara doğru yol almalıyız. İlk soru. Başlayalım. Hadi gelsin. Omurgalılarda yemek borusu ile 12 parmak bağırsağı arasındaki organ efendim? Mide. Mide. İşte bahsettiğim tıp sorusu bu. Yani üstlerinize hiç gerek yok. Şu da matematik geometri oralardan. Matematikte bir noktadan çıkıp sonsuza değin yarım uzanan, sonsuza değin giden yarım doğrulardan her biri. Yok, hiç hatırlayamadım şu an. Doğru. Bir noktadan çıkıyor, evet. Sonsuza gidiyor. Yarım doğru. Onun bir ismi vardı matematikte. Yok, bunların demetine de hemen harfi almayalım. Işın. Ne? Işın. Işın. Hüzme denir demeye kalmadan demeti duyunca yapıştırıverdi doğru cevabı Fadime Hanım. Kusura bakmayın. Ben de bir orada sektim, ondan dolayı oldu bu takılmamız. Şimdi karşılığını veririz. Eski zamanların lüks apartmanları içinde kullanılır. Saray anlamında Fransızca kökenli bir sözdür. Hatta birçok böyle apartmanın isminde görürsünüz. Seyitoğulları apartmanı, Seyitoğulları saray. Yok, han geliyor aklıma. Han mı? Fransızca kökenli. Evet. O eski saray gibi lüks apartmanların isimlerinde hali hazırda görürüz. Harf alayım ben. Aldık bir tane. P harfiyle başlıyor bu saray anlamındaki kelime. Hocam İngilizcesini düşünsek sarayın. Palas. 400 puan değerinde. Nazar boncuğusu kenarda dursun. Buyurun. 5 harfli cevapların sonuncusu. Bir makyaj malzemesi. Maskara veya yağlı sürme olarak da bilinen Rimer. Makyaj malzemesinin Fransızca kökenli adı Rimer. Şimdi 6 harflidir, tek kelimedir. İlk 6 harfli cevabınızdır. Tıp diyoruz da ne kadar tıp? İşte mide kadar tıp. Yani sizinle karşılaştırılınca kumda oynamak. Buyurun efendim. Atar damarların son dallarını, toplar damarların ilk dallarını birleştiren ince damarları niteleyen söz. Kılcal. Damarlar. Kılcal. Diyoruz onlara. Bu da size 600 puan birden kazandırıyor efendim. Şimdiden 2300 puana ulaştık. Şu 6 harfli cevapları artık bitirelim. Bitirelim. Evet. Derin bir nefes aldı verdi Fadime Hanım, artık daha rahat. Diyor ki, toprağı ülkeye dönüştüren siyasal organizma. Devlet. Ne dersiniz? Devlet. Bu da size 600 puan kazandırır efendim.